Merhabalar, Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda tavuk etiyle güzel bir tarif hazırladım. 1 kilo tavuk pirzola kullandım tarif için. Kemiğini etinden ayıracağım, sonrasında küçük parçalar halinde doğruyorum. Hazırlamış olduğum tarif her dama hitap edebilecek farklı lezzetli bir tarif. Tüm tavuk etini doğradıktan sonra kenara alacağım. Sosunu hazırlamaya geçeceğim. Sosu için 6 yemek kaşığı üzüm sirkesini bir kabın içerisine alıyorum. Tavuk etini üzüm sirkesiyle hazırlayacağım. Lezzetinden hiçbir şüpheniz olmasın. Lezzete garanti bir tarif hazırladım. Kesinlikle denediğinizde göreceksiniz. 2 yemek kaşığı zeytinyağı 2 çay kaşığı kaya tuzu, 2 diş sarımsak doğrayacağım, hazırlayacağım sos için. Üzüm sirkesi nasıl bir aroma veriyor ete? Biraz mayhoş bir lezzet veriyor. Şöyle anlatayım sizlere tadını. Yaptığınızda sizler de lezzetini beğeneceksiniz. Bundan hiçbir şüphem yok. Biraz limon eklemiş gibi limon lezzetinde biraz mayhoş bir tadı oluyor ama lezzeti çok güzel. İçerisine bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kekik ilave ettikten sonra tüm malzemeleri karıştırıyorum. 6 yemek kaşığı üzüm sirkesi eklemiştim. 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, baharatları ve içerisine ekledim. Tavuk etini her tarafına gelecek şekilde sosu buluyorum. Tavuk etini Aynı şekilde sosuyla beraber pişireceğim. Sadece bekletmedim. Dakikalarca bekletmedim. Hemen buladım. Sosa hemen kızgın tava içerisine ekledim. İçerisindeki tavuk suyunu çekene dek içindeki sirkeyi çekene dek pişecek. Lezzeti biraz limon içerisine limon suyu eklemiş gibi mayhoş bir tadı oluyor. Çok belli değil. Kesinlikle üzüm sirkesi ne kokusu ne de lezzeti var. Söylediğim gibi hafif bir mayhoşluk tadı gelecek sadece damağınıza. Tavuk eti pişti. İçerisine bir tane orta boy soğan doğrayacağım, ekleyeceğim. Orta boy soğanı piyazlık doğradım. Hem renk hem de lezzet versin diye bir tane kapya biberi doğrayıp yine tarif içerisine ekleyeceğim. Kapya biberi de doğruyorum. Tavuk etini pişirdim. İçerisindeki tamamen sirkeyi, üzüm sirkesini çekti. İçerisine soğan ilavesi yaptım. İçerisine kapya biber ekliyorum. Biraz daha kapya biber ve soğanla soteleyeceğim, pişirmeyeceğim biraz. Yediğinizde Diriliğini kaybetmemesi gerekiyor biber ve soğan içerisine dondurucudan çıkarttığım yeşil biber ilavesi yapacağım yine hem renk hem lezzet versin diye güzel bir tavuk eti hazırladığımı düşünüyorum lezzetini biz ailecek çok beğendik yanında bazlama yaptım bazlamanın arasına hazırlayarak ikram ettim. Sizler de dilediğiniz gibi dilerseniz yufka ekmek, dilerseniz bazlama dilerseniz somun ekmeğin arasına dilerseniz sade bir şekilde de tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hazırladığım tavuk eti karşınızda. Herkesin pratik bir şekilde yapabileceği bir tarif, lezzeti garanti bir tarif, hiçbir şekilde içerisine üzüm sirkesi eklediğim için hiçbir şüpheniz olmasın lezzetine güvenmediğim hiçbir tarifi yayınlamam. Görüyorsunuz görüntüsü kadar lezzetini de yaptığınızda birebir tadacaksınız. Sizlere bazlama ekmekle kendi hazırladığım bazlama ekmekle içerisine alarak nasıl ikram ettiğimi göstermek istiyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlerle paylaşıp nacizane dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Üzerine biraz pul biber ekliyorum. Biraz doğranmış maydanoz ilave edeceğim siz dilediğiniz gibi hazırlayıp yiyebilirsiniz. Ben sizlere hem sunum olsun hem de nasıl servis ettiğimi göstermek için bu şekilde hazırladım. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne miktarda eklediğimi açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından bakabilirsiniz. Sizlere bu şekilde içini de göstermek istiyorum. Farklı tavuk etiyle pişen tarifler arıyorsanız, içerisinde değişik aromalar seviyorsanız kesinlikle bu tarifi denemenizi sizlere öneririm. Üzüm sirkesi diye hiçbir şüpheniz olmasın. Üzüm sirkesinin ne lezzeti ne de kokusu oluyor. Sadece ufak bir mayhoşluk, ufak bir aroma oluyor ama o da sirkenin birebir tadı değil. Lokum gibi yumuşacık bir tavuk eti yiyeceksiniz bu tarifi hazırladığınızda bir lezzetin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.